Bank sohbetlerine hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Merhaba İstanbul, merhaba Muğla. Bankımızda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, hoş gördük. Sağ olun. İstanbul'a da hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul'la ilişkiniz nasıl? Sever misiniz İstanbul'u? İstanbul'la ilgili ne yaşıyorsunuz, ne yaşadınız? İstanbul'la ilgili benim en önemli şu anda yaşadığım torunlarım burada. Kızım ve torunlarım burada. Sevgi dolayısıyla bağlı. Buraya geldim ama önce torunlarımı gördüm, ısırdım, okşadım. Oh. Tabii İstanbul hepimizin çok önemli, çok değerli bir ili. Ülkemiz için çok önemli bir il. Seçimlerden sonra çok farklı bir yere geldi ve dolayısıyla bizim ilimiz oldu. Hepimizin ili oldu. Geldiğiniz zaman yaşamda farklılık görüyor musunuz artık? Yaşamda belki somut olarak bir farklılık olmayabilir ama insanların hayata bakışında bir umut oluştu. Karamsarlık gitti. Demek ki oluyormuş dendi. Siz ne yaparsanız yapın, biz gereğini yapacağız dedi halk. Ve çok büyük bir güven duygusu oluştu. Bence Türkiye'nin en büyük sorunu güven sorunu. Yani insanların birbirlerine güveni yok. Kurumlara güveni yok, hükümete güveni yok, adliyeye güveni yok. Ne alırsanız ona karşı büyük bir güvensizlik var. Halbuki güven çok önemli bir şey. Siz eğer güven veremiyorsanız onun üzerine bir başka şeyi inşa edemezsiniz. Dolayısıyla seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu kardeşimizle birlikte büyük bir güven kazandık. O güvenle yürüyoruz. Muğla'da da o yalnız İstanbullu değil, Muğla'lı da o güveni hissetti ve Türkiye'nin her yerinde seçim sadece İstanbul değil, bütün Türkiye içindi. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz nokta, önümüzdeki seçimlerde geleceğimiz noktanın müjdecisi oldu. Aslında bir sevgi bulaşıcıdır, iyilik bulaşıcıdır, başarı bulaşıcıdır demek istiyorsunuz. Bir kelebek etkisinden bahsediyorsunuz sanki, değil mi? Bulaşma demeyelim ona. Bulaşma kelime olarak negatiflik içerir. Bu günlerde Covid varken evet. Evet, onun için ağzımız alıştı ya. Bence sevgi paylaştıkça büyüyen bir şey. Tabii acılarımızla paylaştıkça küçülen bir şey. Dolayısıyla biz İstanbullularla beraber sevindik. İstanbullularla beraber umudumuzu yeniden canlandırdık. Ve ülkenin geleceğiyle ilgili kara basan gibi üstümüze basan karamsarlığı kaldırdık. Ve heyecanla seçimi bekliyoruz. Ben seçim olsun demiyorum. Vatandaşlar da aynı şeyi söylüyor. Ama benim daha başka bir şey söylüyorum. Acilen seçim diyorum. Çünkü gerçekten vatandaş çok sıkıntıda. Hepimiz öyleyiz. Bir an önce iradesini göstersin ve o irade neyi tecelli ettirecekse ona göre yürüsün Türkiye diyorum. 99 yılından beri belediye başkanısınız ve Türkiye'nin en eski belediye başkanlarındansınız. Eski demeyelim, tecrübeli diyelim. Bakın diyelim. Eski de negatif bir şey. Türkiye'nin en tecrübeli belediye başkanıyla karşı karşıya oturuyorum evet, şu anda evet. Ve sizden almak istediğim mesajlar var. Mesela şehirlerin, insanların geçen zaman dilimlerinde birçok faktöre göre ihtiyaçları, gereksinimleri, hizmet anlayışları, her şey değişiyor. 99'dan beri. Size soruyorum, sizin belediyecilik anlayışınız değişti mi, görüşleriniz değişti mi, ekledikleriniz veya eksilttikleriniz oldu mu? Evet, şimdi söylediğiniz şey çok doğru. Hayat çok hızlı değişiyor, talepler değişiyor. Ben 22,5 sene oldu. Yani benim ilk göreve geldiğim zaman doğan çocuklar şu anda 22,5 yaşında. Dolayısıyla o yeni neslin hayattan beklentileri, ihtiyaçları, talepleri çok farklı hale geldi. Şimdi belediyecilikte bir standart işler var. Kanalizasyon, arıtma, su ve diğer konular. Bir de gençlerin kendi yaşadıkları dertleri, sorunları ve ona bağlı olarak da çözümleri var. Mesela son zamanda ne yaşıyoruz? Yurtla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Yurtla ilgili sorunlar yaşıyorsak o zaman biz belediyeler olarak bu sorun benim değil devletin, evet devletin ama çözmediyse şu soruyu sormamız gerekiyor. Ben bu konuda ne yapabilirim? İşte oteller tutuyoruz, yerler temin ediyoruz, onları barındırmaya çalışıyoruz. Genç neslin ihtiyacı nedir? Bir dijital çağda her yerde Wi-Fi istiyor ve onları kurmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda gençlerin dışında da klasik olarak yaşamakta olan kırsalda ve ilçe merkezlerindeki insanlarımızın da ihtiyaçlarında değişiklikler oluyor.
yaşam tarzlarında değişiklikler oluyor. Ona göre taleplerde bulunuyorlar. Daha önce yol açılsın da yapılsın, nasıl kaplanırsa kaplansın diyenler şu anda estetik bazı kaygılarla lambaları böyle olması lazım, ortası çiçek olması lazım, ışıklandırmanın böyle olması lazım şeklinde talepleri gayet rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Bunlar çok sevindirici bir şey. Hayata bağlı, hayata şu andaki şey statik bakmıyor, dinamik olarak bakıyor ve gelecekle ilgili sadece eşya yapı basında değil, kendisiyle ilgili de bir takım farklı şeyler isteyebiliyor. Bu çok önemli ama bunlar eğer tatmin edilmezse, bunlar karşılanamazsa o zaman da büyük bir karamsarlık oluyor. Bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak onların gelecekle ilgili umutlarını taze tutmamız lazım. Yeşertmeliyiz onları ve imkanlarımız nispetinde de onu yapmak istediğimizi, taleplerinin bizim için önemli olduğunu ve onunla ilgili de imkanlarımız nispetinde onları yaptığımızı ve yapacağımızı onlara söylememiz gerekiyor. Bence değişen şey bu. Aynı zamanda sizin de belki kentlinizden, halkınızdan talepleriniz vardır veya var olanlar değişmiştir. Mesela kentlilik bilincini konuşuyoruz. Özellikle biz bu programda, bank sohbetlerinde bunu çok konuşmak istiyorum. Kentliler kentine ait sorumluluklarını yerine getiriyorlar mı? Aidiyet hisleri tam mı? Ben 2014'te göreve geldiğimde birlikte aileyiz, birlikte Muğla'yız diyordum. Şimdi birlikte aileyiz, birlikte Muğla'yız diyorum. Yangında onu biraz değiştirdim. Birlikte Muğla'yız, birlikte aileyiz, birlikte Türkiye'yiz dedim. Çünkü gerçekten Muğla, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve herkesin en azından bir defa, iki defa, üç defa veya daha fazla ziyaret ettiği, kaldığı, yazı geçirdiği, kesinlikle, hatıralarının oluştuğu bir kentten bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki yangın sadece bir yangın değildi, bütün Türkiye'nin içini yaktı ve insanlar dayanışma duygusunu olağanüstü bir şekilde gönderdiler. Biz yardımları karşılayabilmekte, alabilmekte, onları düzenli bir şekilde kayda geçirmekte zorlandık. Bu kadar büyük bir şey vardı. Dolayısıyla biz kentte yaşayan, nüfusu bize kayıtlı olan, kentlerine sahip çıkmasının dışında bize gelen, bize nüfusu kaydolmayan Muğlalılarımızın da kente sahip çıkmasını gördük, yaşadık. Bu mükemmel bir şey. Benim de baştan beri hep söylediğim, yaptığım şey birlikte olmamız ve Fethiye'deki bir arkadaşımızın Bodrum'da yaşanan iyi bir olaydan keyif alması, kötü bir olaydan da üzüntü duymasını sağlamak, bütün büyük bir ailenin parçası olduğunu hissetmesini sağlamak. Muğlalılar da somut olarak söyleyebilirim, bizim göreve geldiğimiz büyükşehir olarak söylüyorum, 2014'ten itibaren oldukça gelişme gösterdi. Ama insanların zaten dayanışmaya ihtiyacı var. Herkesin başka insanlara ihtiyacı var. İnsan dediğimiz varlık sosyal bir varlık. Yani tek başına ben her şeyi yaparım ve mutlu olurum diyebilmek mümkün değil. Herkesin bir dosta, bir hayat arkadaşına, bir yakına ihtiyacı var. Onlarla beraber paylaşmalı iyisini kötüsünü ve hayatı öyle götürmeli. Dolayısıyla bu Muğla'da oluşuyor. Bunu yangın gibi kötü bir olayda Türkiye'deki bütün geçici hemşerilerimizde de oluşmuş olduğunu gördüm ve bu da beni çok mutlu etti. Umarız bir daha yaşamayız ama yangın dediğimiz şey veya yaşadığımız diğer felaketler, bunun yanında tabii ki pandemi de var. Küresel iklim değişikliği, pandemi, yaşanan ekonomik sıkıntılar, siz belediyelerin üzerine biraz daha yükümlülük bindirdi tabii ki. Böylelikle sosyal belediyecilik gelişti. Sosyal belediyecilik adına neler yaptınız? Şimdi sosyal belediyecilik zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri olarak bizim vazgeçemeyeceğimiz klasik şeyimiz, başlığımız. İhtiyaçlar o kadar çoğaldı ki bunları kimseyi rencide etmeden, onurlarını kırmadan ben senin yanındayım. Belediye olarak, belediye başkanı olarak sıkıntılıysan o sıkıntı aynı zamanda benim sıkıntım. Mevzuatın ve kuralların bana getirdiği esneklik içerisinde biz senin sıkıntını paylaşacağız ve onu azaltacağız.
bu duyguyla hareket ediyoruz. Çocuktan, hapishanedeki bebekli mahkum kadından, engelli evlatlarımızdan, engelli plajı var mesela. İlk defa biz kurduk Türkiye'de. Özel bir apareyle engellilerimizi özel araçlarda denize sokuyoruz. Ve boynuna kadar suyun içine girdiğinde engeli olmayan vatandaşlarla birlikte kendisini eşit hissediyor. Down Cafe kurduk, onlar önemli. Emekli olanlara 100 yaş evi adı altında bir araya gelmek, daha önce içinde ben resim yapsam iyi olur, ut çalsam iyi olur falan diyenlerin, hepsinin o içinde gençliğinden kalan, tatmin edilmemiş duygularını, faaliyetlerini onlara verdik. Onları yapıyoruz. Ve dolayısıyla her konuda öğrencilere gerekli olan yardım, eğitim yardımı yapıyoruz. Mesela genel durumu iyi değilse, bize müracaat ederse onların durumlarını tespit ediyoruz. Eğer gerçekten bir yönetmeliğimiz var, o yönetmeliğe göre katkı yapmamız gerekiyorsa, yardım yapmamız gerekiyorsa ona bir kart veriyoruz. Bir bankanın kartı. Hiçbir şekilde bizim şeyimiz yok üzerinde. O gidiyor, tabii bazı kodlara verip yani alabileceği şeyleri orada sınırlıyoruz. Gıda ihtiyaçla ilgili ve dolayısıyla onların sosyal yaşamda mağdur bir şekilde veya ihtiyaçlarını karşılayamaz bir şekilde bırakmak istemiyoruz. Sosyal belediyecilik bu. Tarımsal kalkınmaya gelmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarımsal kalkınma zirvesi gerçekleşti. Siz de yerde katıldınız ve sizin mottonuz, sizin sloganınız toprağını satma, ürününü sat oldu. Yakalamışsınız. Tarımsal kalkınma kentler için niye bu kadar önemli oldu? Önemliydi. Ne yapıyorsunuz? Önemliydi ama maalesef onu adeta sanki bir program çerçevesinde kırsal kalkınmayı, tarımı ve hayvancılığı yok etmeye yönelik bir program uygulanıyor. Yani göz göre göre bunu hissediyorsunuz. Biz de özellikle kooperatiflerle ilişki kurduk. Birinci tercihimiz kadın kooperatifleri. Kadınların ve gençlerin sahip çıktığı her şey çok daha kolay gelişebiliyor. Mesela ilk başladığımızda 2014 yılında alım garantili çiçek üretimi yaptık. Çiçeği üreten kadınlar, 2 seramız varken şu anda 28 seramız var. Ve Muğla'da değil sadece, yakın illere de artık çiçek satmaya başladılar. Ve kadınlar üretiyor. Balla ilgili, ipek böcekçiliğiyle ilgili, süt ve süt mamulleriyle ilgili. Mesela keçi dağıtıyoruz biz. Kadınlara veriyoruz. 2 dişi bir erkek olarak. Onların üremesini ve dolayısıyla onların oradan ekonomik girdi sağlamasını sağlıyoruz. Tohum dağıtıyoruz. Şarapçılığı desteklemek üzere Yeşil Üzümlü'de marka bir şarap yaratmaya çalışıyoruz. Sakız ağacı dikiyoruz. Onun girdisi çok. Trüf mantarı deneme bahçesi yapıyoruz. Trüf mantarının kilogramı 350 ila 3500 euroya kadar euroya kadar çıkabiliyor. Eğer biz bizim topraklarda onu yetiştirebilirsek çok önemli bir girdi. Bütün bunlarla nüfusun kırsalda kalmasını ve kendi hayatını belli seviyede yükseltmesini istiyoruz. Ama bizim iktidara geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarım politikaları uygulandığı takdirde zaten kırsal kalkınma birinci hedeflerimizden birisi olacak. Dolayısıyla da hükümetimizle birlikte biz de yerelde kırsalı kalkınlandıracağız. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sayın Başkanım. Rica ederim. Bank sohbetlerine katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ünü keyifle ağırladık. Hoşça kalın.